Ne yaptın? Hallettin mi evi? Hı hı. İyice temizleseydin, iz kalmasaydı. Hallettim dedim ya. Selçuk komutan bu işin peşini bırakmayacak. Çok dikkatli olmalıyız. Biz oluruz da. Zeliha Hanım konuşursa ne olacak? Şimdilik hiçbir şey hatırlamıyor. Şimdilik. Sen kendinle birlikte beni de bitireceksin. Ben nereden bulaştım sana ya? Ne yapsaydım Cemal? Hı? Başka çaremiz var mıydı? Cavidan Hanım, Resul Bey istedi. Ben yapamadım. Git, Resul Bey'e söyle. Zeliha öldü de. Biz Zeliha'nın hayatını kurtardık. Ona ikinci bir şans verdik. Tabii ya, ne demezsin? Cemal, eğer ben olmasaydım sen bugün katildin. Ben hem seni hem Zeliha'yı kurtardım. Gerçekten böyle mi rahatlatıyorsun vicdanını? Kendini haklı çıkararak. Ya bütün olanları Ezo öğrenirse ne olur? Seni de beni de oğlun gibi... Duymayacak, kimse bilmeyecek. Zeliha Hanım'ı nasıl susturacaksın? Ya aklı başına gelirse? Merak etme. Ben her şeyi düşündüm. Düşündün tabii ki. Ama eğer bana güveniyorsan... ...ben artık bu pis oyunun içerisinde yokum Cavidan Bozdağ. Artık yalnızsın. Cemal. Cemal! Esma. Allah senin de oğlum gibi cezanı versin. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? Hadi Zeliha ey kızım. Öyle diyordun ya ona. Kendi doğruluğuna nasıl kıydın be kadın? Ey kadar çocuğu nasıl anasız bıraktın? O kızın döktüğü her gözyaşında ben kahroldum be ben. Sen nasıl insansın? Nasıl babaannesin sen be? Mecburdum Esma. Resul Zeliha'nın peşini bırakmadı. Gözünü açar da Resul yaptı. Beni o attı der diye hastaneye öldürtmeye adam gönderdi. Yarım bıraktığı işi eninde sonunda tamamlayacaktı. İtiraf ediyorsun yani oğlunun yaptığını bildiğini. Benim oğlum hasta Esma. Önünde duramazdım. Ben Zeliha'nın canını kurtardım. Sen kendi oğlunu kurtardın hapse girmesin diye. Zeliha'yı da, Ezo'yu da harcadın. Ama masken düştü Cavidan Hanım. Hapislerde çürüyecek sen dur. Dur. Esma. Esma dur dinle. Esma. Esma dur. Durma can. Dur dinle beni dinle Esma. Dinlemeyeceğim seni. Esma ne olur. Ne olur dinle beni. Yeter. Ne dinleyeceğim ben seni? Sen daha ne anlatacaksın bana? Zeliha'yı Resul'den korumam gerekiyordu. Ne koruması be? Ne korumasından bahsediyorsun sen utanmadan? Zincire vurmuşsun kadını. Hala ne korumasından bahsediyorsun? Dilek ola 14 sene. 14 sene bir odada bir başına. Aklını yitirmiş kadın. Ne kendini biliyor ne kızını. İlaçlarla uyuşturmuşum. Hala utanmadan ne korumasından bahsediyorsun sen? Eve gitmek istiyordu, kaçmaya kalktı. Resul'ün onun yaşadığını öğrenmemesi gerekiyordu. Yeter, sus. Beni masal anlatma. Madem oğlundan koruyordun da, oğlun öldü gitti ya Cavidan Hanım. Neden elinden tutup getirmedin kadını? Neden hala zincire vuruptu bu kadın? Madem oğlunu gömdüğün gibi neden getirmedin eve? Ezo'ya ne diyecektim Esma? Ne anlatacaktım o kıza?
Bilmiyorum artık. Şimdi ne diyeceksin? O zaman da onu deyiverirdin Cavidan Hanım. Esma! Esma dur ya, bırak. Esma! Rabbim! Esma! Benim Ezo'dan başka hiç kimsem kalmadı. Eğer o da giderse ben yaşayamam. Belki de ölmenin Ezo için daha iyidir. Ezo, yapma. Neredesin sen kızım? Bizim seninle acil konuşmamız lazım. Ne? Annen mi kayıp? Ne diyorsun sen Ezo? Anne! Babaanne, annem geldi mi? Yok kızım. Siz birlikte değil miydiniz? Ya biz ağaç evdeydik, uyuyakalmışım. Ben bir kalktım, annem yok. Üzülme kızım, ağlama. Kasabada nerede kaybolacak annen? Ben şimdi Adem'le Ömer'e söylerim, bulurlar onu. Gel bakayım, tamam. Sen hiç merak etme hanımım. Onlar çoktan yola döküldüler. Bütün kasabayı salacaklar peşine. Zeliha Hanım'ı bulmadan dönmeyecekler. Sen hiç merak etme. Ya hepsi benim suçum ya. Ya sen niye uyuyakalıyorsun? Ezo. Gel kızım sen şöyle azıcık. Gel. Kızım. Beni bak. Hiçbir şey senin suçun değil. Bu dünyada olan hiçbir şeyden sen sorumlu değilsin. Hadi gel. Gel içeride oturalım biz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.